Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir çiğ köfte tarifi vereceğim. Kıvamı, dokusu tam hazır aldıklarımız gibi oldu. Çok basit, çok pratik bir şekilde yapılıyor. Umarım beğenirsiniz. Şöyle bir dokusunu göstermek istiyorum size. Hadi hemen tarife geçelim. Öncelikle şöyle bir cam kabı alıyoruz. Cam kabımızın içine esmer ince bulgurumuzu alacağız. 200 gram kadar kullandım ben. İnce bulgurumuzun esmer olması önemli bir nokta çiğ köftede. Şöyle 150 ml kadar da sıcak su ekliyorum. Bunun ağzını jelatinle kapatıp birazcık bekleteceğim. Hafif karıştırıyorum tabii ki öncesinde. Eğer su az gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz. Zaten yoğurma aşamasında da yanımıza sıcak su alacağız. Eğer ihtiyaç hissedersek ekleyeceğiz yoğururken. Bir küçük boy soğan. Bu soğanımızın kabuğunu soyup blenderda çekeceğim. Siz küçük küçük de doğrayabilirsiniz ama suyunu kullanmayacağız. Suyu acılaştırır çiğ köfteyi. Onun için şöyle blender'a alıyorum. İyice incelene kadar çekmemiz gerekiyor. Bu işlemi 1-2 sefer daha tekrarlayabilirsiniz. Soğanlarımızı çektikten sonra avcumuzun içinde iyice sıkarak o şekilde kabı alıyoruz. Suyunu kullanmayacağız. Bu aşama önemli bir aşama. Atlamayın lütfen. Bir diş kadar sarımsak rendeliyorum içine. Bu tarifimizde toplamda sadece 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanmamız yeterli olacak. Eğer ihtiyaç hissederseniz yoğurma aşamasında daha fazlalaştırabilirsiniz zeytinyağını. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar domates salçası, 1 yemek kaşığı kadar da tatlı biber salçası ekliyorum. Eğer acı seviyorsanız acı biber salçası da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ekliyorum. Şöyle ortalama 1 yemek kaşığı kadar da limon suyu ekleyeceğim. Eğer çok ekşi sevmiyorsanız bu ekşi miktarlarını azaltabilirsiniz. Hem nar ekşisini hem limon suyunu birer tatlı kaşığı gibi de ekleyebilirsiniz. Ve çiğ köftenin olmazsa olması isot. Ben sadece bir tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Siz artırabilirsiniz eğer acı seviyorsanız. Bir tatlı kaşığı kadar da nane ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tatlı toz biber. Ekşi olması için 2 tatlı kaşığı kadar da sumak ekliyorum. Gene sumak miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Eğer çok ekşi sevmiyorsanız azaltmanızı tavsiye ederim. Çünkü benim elde ettiğim çiğ köfte biraz ekşi bir çiğ köfteydi. Şöyle 1 çay kaşığı kadar tuz ve çok hafif de karabiber ekleyerek artık baharatlandırma kısmını bitiriyorum. Suyunu iyice içine çeken bulgurlarımızı da ekliyorum. Ve artık yoğurma aşamasına geçiş yapıyoruz. Yanıma şöyle 1 çay bardağı kadar sıcak su aldım. Eğer çiğ köftemizin kıvamı güzel olmasaydı su eklemesiyle yoğurmaya devam edecektim. Ama ben ihtiyaç duymadım, su kullanmadım. Siz tamamen ölçüye göre karar verebilirsiniz. Yoğurma süremizi inanılmaz azaltacak bir ipucu da el blenderıyla çiğ köftenizi çekmek olacak. Lütfen bunu deneyin. Olur mu olmaz mı diye çok kararsız kalmıştım. Ama çok lezzetli bir çiğ köfte oldu ve işimi gerçekten çok kolaylaştırdı. Öyle saatlerce yoğurmama gerek kalmadı. Blender yardımıyla şöyle çiğ köfteler iyice, daha doğrusu bulgurlar iyice parçalana kadar çekiyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bir 10 dakika kadar yoğurmuşumdur toplamda.
Evet, çiğ köftemiz harika bir kıvama geldi. Şöyle elinize bir eldiven giyerek şekil vermek daha da kolay olacaktır. Bu da aklınızda bulunsun bir püf noktası olarak. Kıvamını da görüyorsunuz zaten. Toplamda 14-15 tane bu boyutta çiğ köfte çıkartabilirsiniz. Daha küçük yaparsanız eğer daha fazla da çıkar. Zaten çok doyurucu oluyor. Tüm besin değerlerini videonun açıklamalar kısmına her videomda olduğu gibi yazdım. Oraya bir göz atmayı unutmayın. Ben kilomu koruyayım, dikkat edeyim derseniz de çiğ köftelerinizi lavaş yerine böyle yeşilliklerle servis etmenizi tavsiye ederim. Siz çiğ köfte yaparken nasıl yapıyorsunuz? Hadi yorumlara yazın. Hepimiz faydalanalım. Belki sizin yöntemlerinizi de denerim bir sonraki videolarda. Şöyle bir tadım testi yapalım birlikte. Çok lezzetli bir tarif oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer denerseniz benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.